Değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, değerli konuklar, hoş geldiniz. Mimarlar deneyimlerini paylaşıyor adı altında yürüttüğümüz, meslektaşlarımızın mesleki deneyimlerini paylaştığı cumartesi buluşmalarının bugünkü konu odacı bir mimar. Doğan Asol, Sayın Doğan Asol, geldiğiniz için, bu konferans için çok teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarımızın mesleki birikimlerini ve deneyimlerini paylaştıkları cumartesi buluşmaları mimarlar deneyimlerini paylaşıyor. Başlığı altında 2009 yılında başladı. Sayın Cengiz Bektaş'la ilk başladık ve ardı ardına 23 meslektaşımız deneyimlerini paylaştı. Bizlerle buluştular bu mekanda da. Ve bu söyleşilerin hepsini bugüne kadar kayıt altına aldık. Ve ardından yayına çevirdik. Bazı buluşmalar, söyleşiler yayına maalesef dönüştürülemedi. Çünkü bazı teknik sorunlar nedeniyle dönüştürülemedi. Bugün ise söyleşiyi kayda alıyoruz. Ve şu anda ilk defa bir konferansımız, Cumartesi Buluşmaları Konferansı canlı yayında yayınlanıyor. Tüm Türk dünyadan izlenebiliyor. Bugünden itibaren yine bu yayınlarımız dijital kitaba dönüştürülecek ve meslektaşlarımız da dijital ortamda yararlanabilecekler. Sayın Doğan Asol'un özellikle Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz mimarlık ve kent şenliği kapsamında ilk konferansı veren, ilk buluşmacı olarak meslektaşlarımızla buluşturmak istedik. Çünkü özellikle bunu önemsedik. Çünkü Doğan Bey'in hem abimiz hem hocamız ve yıllarını mimarlosuna birçok alanında, mimarlosunun birçok kademesinde emeğini vermiş bir kişi. Çevresinde, evet bizim kuşak olarak bizden çok eski ama çevresinde odacı mimar olarak bilinen bir meslektaşımız. Bu nedenle de Doğan Bey'inle bu buluşmaların yeniden açılışını yapmak istedik. O yüzden davetimizi kırmayıp geldiği için Mimarlar İstanbul Büyükelçiliği Şubesi Yönetim Kurulu olarak kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Doğan Asol'un özgeçmişinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ayrıntılı özgeçmişine web sayfamızda ve kendisinin web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Bu özgeçmişten bahsederken Oda Bağı ile ilgili bir geçmişten size kısaca bahsetmek istiyorum. Sayın Doğan Asol'un bugün itibariyle Mimarlar Odası'na üye olduğu, daha doğrusu mezun olduğu tarihten bir ay sonra Mimarlar Odası'na üye olaraktan meslek hayatına atıldı. Bu meslek hayatının 55 yıllık bir meslek süreci. Bu süreçte 55 yılda önce eğitimci İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, ardından yayıncı, yarışmaları ödüllü olan, birçok ödülü olan, ulusal ve uluslararası jürilerde yer alan, yayınları ve makaleyle 55 yıla sığdırılan bir yaşam. Aslında bunu 3-5 kelimede söylemek aslında çok kolay gelebiliyor. Ama 22 Temmuz 1961 yılında mezuniyetten sonra Mimarlar Odası'na üye olan meslektaşımızın bu yaşamını özetlerken ben bu yayını bahsetmeden geçemiyorum. Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü ilk defa 1975 yılında basıldı. Bu birçok meslektaşımızın, bizim kuşağın özellikle meslektaşımızın başucu kitabı. Ben hala bugün 79 baskısı bendeki bu. Hala bu yayından yararlanıyorum. Geçten mimarlıkta Türkiye'de mimarlık sözlüğü, malzemeler sözlüğü da dahil bunu çeşitlendirdi daha sonra ve yabancı dillerde de çıktı. Şu anda bir de cep sözlüğü var. Mimarlık cep sözlüğü. İkisi de başucu kitabım. Geçten mimar olarak böyle bir yayını bizlere kazandığı için ve sonra kendisi tüm hikayeyi de anlatacaktır belki ama ben sizlerin huzurunuzda tekrar bir teşekkür etmek istiyorum.
Teşekkürler. Sayın Doğan Asol'un odacı yanına devam ediyorum. Mimarlık Dergisi, önce yayın uzmanı, sonra yayın müdürü 1964-69 yılları arasında 60 sayıda görev sürüyor. Ve yine 66-69 arasında odanın yazı işleri müdürü o görevinde sürdürüyor. Ardından 1965-66 yılında, tarihlerini de tam söyleyeyim, Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin, daha doğrusu o zamanki Mimar Odası İstanbul Şubesi'nin 10. dönem 19.1.1965, 11.1.1966 tarihleri arasında Sayın Nevzat Eroğlu'nun, meslektaşımızın başkan olduğu dönemde sekreter üye, İstanbul Şubesi'nin sekreter üyesi. Ardından 13.2.1967 yıllarında yine bir odacı meslektaşımız Maruf Önal'ın Mimar Odası Genel Başkanı olduğu dönemde Doğan Bey 13. dönem Mimar Odası Genel Merkezi'nin 13. dönemde yönetim kurulu üyesi. 15. dönemde bir dönemden sonra ara verdikten sonra 1969-1970 yıllarında yine Maruf Önal hocamızın başkan olduğu Merkez Yönetim Kurulu'nda Doğan Bey Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Ardında bu mesleğe yayınlar, makaleleri, mimarlık birikimi, tüm birikiminin sonucu Mimar Odası 1990 yılı, daha doğrusu 2000'de Mimar Odası Mesleğe Katkı Başarı Ödülü'nü layık gördü. Bugün Sayın Doğan Hasol, meslektaşımız, abimiz, hocamız, mimarlığın her dalında başlığıyla bir sunuş yapacak. Aslında ben az evvel ifade etmeye çalıştım, yayıncılık, yöneticilik Mimar Odası'nda, değişik kademelerinde çıkarttığı yayınlar, dergi yöneticiliği ve meslek hayatı, çok farklı dallarda mesleğini uygulayan bir meslektaşımız. Herkesin nasip olmayacak bir 55 yıl ve mesleğe, mimarlığa önemli bir katkı. Bu katkıyı kendisinden biraz sonra dinleyeceğiz. Evet, Doğan Bey, sizi davet alabilir miyiz? Evet, sözü sahibine bırakıyorum. Teşekkürler tekrar. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim, genç meslektaşların çoğunlukta olması beni mutlu ediyor. Çünkü ülkenin geleceği onlara bağlı. Mimarlığımızın geleceği de tabii onlara bağlı, bu kesin. Benim yaşamım, işte mesleğin her dalında diye tarif ettik bunu. Aslında biraz daldan dala. Yani yıllar önce maymun iştahlı diyenler çıktı. O kadar çok farklıydı ki yapmakta olduğum işler. Uzun zaman bu maymun iştahlı zaten her şeye el atar diye konuşanlar oldu. Fakat daha sonra o yıllar sonra karizmatiğe döndü. Ben hala maymun iştahlıyım. Ne olsa yaparım diye ortaya çıkıyorum. Şimdi
böyle bir başlangıçtan sonra neler yaptım onları bir kere çok kısa söyleyeyim. Gerçi Sami söyledi ama ben yine söyleyeyim. Mimarlık pratiğinin yanı sıra Yapı Endüstri Merkezi'nin kuruluşu var. Konferanslar, sergiler, fuarlar, yayıncılık, yazdığım kitaplar var, sözlükler, makaleler, mesleki örgütlerde ve hatta Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde alınan görevler var. Bunlar tabii daldan dala değilse nedir? Takdirlerinize bırakıyorum. Şimdi zaman içinde bütün bunların için yapıyorsun diye soranlar oldu. Örneğin İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bir kitabım vardır. Nehir Söyleşi kitabı. Orada bana röportajı yapan arkadaşımız sordu. Niçin bu kadar çalışıyorsun? Durmadan çalışıyorsun. Boş zamanlarında ne iş yaparsın dedi. Çalışırım dedim. Peki niye çalışıyorsun dedi. Aferin desinler diye dedim. Kitabın ismi de zaten aferin desinler diye oldu sonradan. İş Bankası Kültür Yayınları'nda o var. Şimdi biraz aileye değinmekte yarar var. Ben 1937 yılında Sivas'ta doğmuşum. Babam devlet memuru. Ailece o tarihte Sivas'tayız. Babam çünkü Devlet Demiryolları İnşaat Dairesi'nde görevli. İşte demiryolları Sivas'a gelince o Sivas'a gelmiş. Daha sonra demiryolları Erzincan'a ulaşmış, Erzincan'a gelmişiz. Neyse daha fazla devam edip Erzurum'a Kars'a gitmedik ama Erzincan'dan sonra o iş bitti. 1939 depremi var. Bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var bu depremin. Erzincan depremi. 40 bin kişinin öldüğü bir deprem. Biz ailece o zaman oradayız. Ben daha 2 yaşındayım. Bizimkiler evden depremi hisseder etmez çıkıyorlar. Açık bir alan. Fakat annem o sırada hatırlıyor. Küçük kardeşim sonradan rahmetli oldu. O 3 aylık, 3,5 aylık onun içeride kaldığını fark ediyorlar ve babam içeriye dalıyor. Kardeşimi de kurtarıyor. Son anda ama. Ondan sonra ev zaten çöküyor. Bizim Sivas'tan sonra bir Divri maceramız oluyor. Çünkü Sivas'ta barınacak hiçbir yer yok. Çalışma ortamı da yok. Devlet dairesi, onların dairesi Divriği'ye taşınıyor ve biz topluca Divriği'ye geçiyoruz. Divriği'de çadırda ev bulmak da kolay değil. Bir süre çadırda barınıyoruz. Düşünün ki bu herhalde Ocak, Şubat ayları falan oluyor. Kışın şiddetli olduğu yerler, işte babamın sıtma nöbetleri oluyor, bizim kızamığımız, boğmacamız o ortamda. Fakat daha bir süre sonra tekrar Erzincan'a dönüyoruz. Çünkü orada alelacele lojmanlar yapılıyor ve lojmanlara yerleşiyoruz. Ben ilkokula Erzincan'da başladım. Birinci sınıfı Erzincan'da okudum. Çok küçüktüm. Aslında beni küçük vermişler okula zaten. Hatırlıyorum yolda alay ederlerdi çantası kendisinden büyük diye. Gerçekten de galiba öyleydi. Birinci sınıfı çok fazla hatırlamıyorum. Orada tek katlı bir ilkokulda okudum. O da herhalde depremden sonra yapılmıştı. Çünkü Erzincan kuzeye kaydı depremden sonra. Daha sonra İstanbul'a beni daha önce gönderdiler. Babamın bütün arzusu, kendisi Galatasaray Lisesi'nde okumuş fakat Galatasaray'ı bitirememişti. Benim onun devamı şeklinde Galatasaray Lisesi'ne gitmemdi ve beni Galatasaray'a vermek istiyordu. Dolayısıyla babaannem İstanbul'da birinci sınıftan sonra ikinci sınıfa başlayacağım sırada beni İstanbul'a gönderdiler. Nenemiz vardı, babamın emektar bir dadısı. Onunla birlikte İstanbul'a geldik. Ben Yeldeğirmeni'nde babaannem,
Gazi İlkokulu vardı. Bugün dahi o ilkokul var. Orada bir yarı yıl kaldım. Daha sonra aile İstanbul'a gelince Üsküdar'da ev bulundu ve biz Üsküdar'a taşındık. Orada gittiğim okul 30. ilkokuldu. İkinci sınıfın işte ortalarında gittim ama şeyde kötü bir öğrenciyim. Kadıköy'deki okulda kötü bir öğrenciyim. Annemi özlüyorum, babaanneme anne diye hitap ediyorum falan, yani böyle bir durumum var. O okula gittiğim ilk gün karşıma öğretmen Perihan Ongan çıktı. Emin Ongan'ı belki tanıyacaksınız. Emin Ongan'ın eşiydi. Bulunmaz bir öğretmen. İnanılmaz bir öğretmen. Hemen döndü sınıfa, dedi ki bakın işte size bahsettiğim o çalışkan arkadaş. Bakalım dedi, sınıfın en bir çalışkanları, birincileri nasıl yarışacaksınız kendisiyle. Ben çok mahcup oldum. Dedim ki herhalde yanlış dosya gönderdiler. Çünkü ben öbür tarafta tembel bir öğrenciydim. Meğer öğretmenin bir bakıma dolduruşuymuş diyelim. Ama ondan sonra ben çalışmaya başladım. Gerçekten hayatımda çok büyük etkisi olmuş insanlardan biridir. Üsküdar'da ilkokulu bitirdim ve daha sonra Galatasaray Lisesi'nin hazırlık sınıfına, Ortaköy'deki binasına girdim. Hazırlık sınıfını orada okuduk. Daha sonra işte Galatasaray Lisesi'nin yukarıdaki binasına geçtik. Şimdi o yıllar bir yandan da savaş yılları. 1935-45 arası İkinci Dünya Savaşı var. İşte İnönü'yü boyuna zorluyorlar savaşa katılsın diye. Fakat İnönü direniyor. Bazen söz veriyor, vazgeçiyor. Bazen olmaz diyor. Daha sonra, yıllar sonra o bir eleştiri konusu olacaktır. Ama biz o yıllarda, o yılları ben 3K diye tarif ediyorum. Bir kitabımda da öyle yazdım zaten. Kıtlık var. Korku var. Üçüncü K'yı bir dakika hatırlamam lazım. Karartma var. Bir çocuk için düşünün, çok ilginç bir şey. Yani perdelerinizi çok sıkı kapatmak zorundasınız çünkü düşman uçakları gelip sizi bulur diye. Tramvayların bile önlerindeki farlar mavi kağıtlarla kapatılırdı. Böyle bir dönem. Daha sonra işte ilkokul bitti, Galatasaray'dayım. Maalesef babamı çok erken kaybettik. 55 yaşında vefat etti. İşte ben Galatasaray Lisesi'ni ancak bitirmiştim. Şimdi o yıllarda başka bir dönüşüm var. Demokrat Parti iktidara geliyor. Yani tek parti iktidarından sonra Demokrat Parti iktidara geliyor ve Menderes dönemi var. İlk yıllar fena değil. Bir nefes alma dönemi gibi. Zaten savaş da bitmiş. Savaştan sonra insanlarda bir rahatlama görülüyor. İşte ekmek, savaş yıllarında karneyle yediğimiz yulaf karışık, arpa karışık, çok çabuk bayatlayan ekmeğin yerine francala tabir edilen bugünkü ekmekler gibi ekmekler çıkmış. Hatta rivayet olunurdu ki bazı insanlar eski ekmeklerle yeni ekmeği katık ederlermiş eski ekmeklerine. O kadar iyi o. İşte Demokrat Parti şeye başladı, yani dini ön plana çıkarmaya başladı. O yıllarda başlamıştır bu akım. Ve İsmet Paşa'yı hep savaşa girmeyip bizim erkekliğimizi öldürdüğü için suçlamışlardır. Söyledikleri budur. İşte Cumhuriyet Halk Partisi savaşa girmedi, bizim erkekliğimizi öldürdü. Yani nasıl bir anlayıştır belli değil. İsmet Paşa'nın cevabı güzeldir. Evet, ben sizi ekmeksiz bıraktım belki ama çocuklarınızı babasız bırakmadım demiştir. Ki gerçekten de korku dediğim şey, bizim içimizde de o korku vardı. Biz hep babamızı askere alırlarsa tekrar diye, çünkü çok duyuyorduk. Bu oyuna ikinci askerlikler söz konusuydu o dönemde. Almanlar Trakya'ya kadar gelmiş, Türkiye'ye girecekler deniyor. Şimdi Demokrat Parti iktidarı zamanında başlangıçta işler iyi gidiyordu. Fakat
1955'ten sonra ipin ucu kaçmaya başladı. İstanbul İmar Hareketleri de zaten o dönemde başladı. Çok maliyetli şeyler. Başlangıçta insanlara kamulaştırma bedelleri ödeniyor. Ortada bir plan proje falan yok. Menderes gösteriyor işte buradan baktığım zaman filanca yeri göreceğim diyor. Yol genişliği ne kadar olsun? Hatta sonradan bazı mimar arkadaşlarımız belediyede görevli anlatmışlardır. Menderes eline bir taş alıyor, taşı atıyor. İşte buraya kadar olsun yol genişliği diyor. Bu şekilde belirlendi. Ve İstanbul'da pek çok tarihi yapı, içinde camiler de olmak üzere o dönemde yıkılabildi. Daha sonra zaten müthiş bir parasal darboğaz yaşandı. O dönemde işte dolar 2.80'den 9.20'ye fırladı, 1958 devalüasyonudur. Ve hakikaten işte Türkiye'yi küçük bir Amerika yapma sevdası ki o günlerin sözüdür bu. Türkiye küçük bir Amerika olacak diye Türkiye Amerika falan olmadığı gibi iflasa sürüklendi. Ve 1960'da da darbe geldi. 27 Mayıs darbesi. 27 Mayıs'tan sonra işte ki o biz o zaman teknik üniversitede öğrenciyiz. Yani bu anlattığım dönem imar hareketleri bir tek avantajımız vardı. Bu Kemeraltı Caddesi'nden geçtiğimiz zaman bina kesitlerini görebiliyorduk. Binalar kesilmiş olarak kalmıştı. İşte şeyini bile görüyorduk. Yani mutfağını, klozetini falan okuyabiliyorduk dışarıdan. Caddeler o haldeydi. Salıpazarı liman inşaatı başlamıştı. O devirde denize kazıklar çakılıyor. İmar Doruboğazı'nda yoktur. Hala yoktur. Bu tesisler, bugün Salıpazarı limanında gördüğümüz liman tesisleri planda falan yoktur. Post planına bakarsanız limanın yeni kapıda olması önerilmiştir. Yapılmayan bir şeydir. Ve denize kazıklar çakılmak suretiyle o antrepolar yapıldı. Salıpazarı zaman içinde de kalıcılık kazandı. Hatta Menderes'in o zamanlar bir söylemi vardır. Diyor ki yakında Galata'ya 18 katlı binalar inşa edeceğiz. Olmadı. Süresi yetmedi zaten. Neyse ki o binalarda, 18 katlı binalarda Galata'ya yapılamadı. Ama liman yapılan, bugün dahi işte görüyorsunuz şimdi, kalıcılık kazandı. Orası Galata Port olarak yeniden düzenleniyor. Nasıl düzenlendiğini pek fazla bilmiyoruz. Başka bir şey de Kabataş'ta bugün yapılmakta olan Martı projesidir. Martı şeyde yapıldı. Türkiye Cumhuriyetlerden birinde yapılmış, geçenlerde çıktı Martı projesi. Bir havalimanı yapılmış Martı. Bence, şimdi benim bir önerim var. Diyorum ki, orası zaten Beşiktaş'a bağlı, Kartal yapsınlar. Yani Martı zaten yapılmış. Ne gereği var ki şimdi bir Martı daha yapmanın? Bir Kartal yapsınlar diyorum. Şimdi biz 1961'de fakülteyi bitirdik. Son seneydi. Bülent Özer, o zaman bizim asistanımız, bizden 4 yıl önce mezun, beni çağırdı. Dedi ki biz bir dergi çıkarmaya başladık, Mimarlık ve Sanat Dergisi, bunda beraber olabilir miyiz, bize yardım eder misin? Ben tabii memnuniyetle dedim, o zaman diploma projesi yapıyorum. Ve ben o tarihte onlara yardıma başladım. Orhan Akyürek'le Atatürk Kültür Merkezi'ndeki stajım sırasında tanışmıştım. Orhan, Bülent'in çok yakın arkadaşıydı. O tavsiye etmiş beni. Ve ben yayın hayatına o şekilde başladım. Mimarlık ve Sanat Dergisi'yle işte sonra bitirdim. Benim asistan olmamı çok istedi Bülent Özer ve ben onun yaptığı pazarlıklar sonucunda zaten üniversitede kaldım. Orhan Safa Bey'in asistanı oldum. Fakat ne var ki işte bir talihsizlik olarak 147'ler olayı. Her darbe sonunda birilerini yer. Üniversitelerden 147 öğretim üyesi bir çırpıda emekliye sevk edildi. İlişkisi kesildi üniversiteyle. Niçin bilinmez. Yani onların içinde son derece değerli insanlar vardı. Bir tanesi de mesela Emin Onat hocamızdı. Mimarlık Fakültesi'nin kurucusu teknik üniversitede. Emin Onat'ı da
sildiler. Şu olabilir Emin Onat için belki. Milletvekilliği yapmıştı 57'ye kadar, 54-57 arasında Demokrat Parti'den milletvekilliği yapmıştı. Belki bu bir sabıka sayılmış olabilir ama Orhan Safa Bey'in falan hiç böyle bir şeyi yok. Neyse ki sonra da bu hata tamir edildi. Yeniden üniversiteye döndüler ve ben Orhan Safa Bey'le çalışma mutluluğuna eriştim. Kendisine çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Asistanlık sürecinde işte bir zamanlar Mimarlık ve Sanat Dergisi'ni çıkarmaya çalıştık. Dergi 10 sayı çıkabildi ancak. Sonunda bizim maddi olaraklarımız tükendi. İşte şeyi ödedik, borçlarımızı kapattık, asistan maaşlarımızı diye. O iş bitti. O sırada Mimarlık Dergisi çıkmaya başlamıştı. Hulusi Güngör inatla o işi sürdürmek istiyordu ama yani dergi çok cılızdı başlangıçta. Bizi bir gün çağırdılar odaya, dediler ki yani siz işte dergiyi artık çıkarmıyorsunuz, gelin biz de yayın uzmanı olarak çalışın. Memnuniyetle dedik. Biz zaten yayın yapmak istiyoruz, bütün derdimiz bu. Mimarlık Dergisi'ne benim başlamam öyle oldu. Ondan sonra 60 sayıda payım oldu Mimarlık Dergisi'nde. Ve o arada bu defa bir pazartesi günüydü, Taşkışla'dayım. Dediler ki bana, cumartesi günü Taşkışla'da Mimarlar Odası kongresi oldu, sen İstanbul Şubesi yönetimine seçildin. Ben aday değilim, hiçbir şey nasıl olur falan dedim. Öyle dediler. Biraz sonra odadan telefon geldi. Akşam pazartesi günü yönetim kurulu toplantımız var, bekliyoruz sizi toplantıya dediler. Toplantıya gittim. Seni genel sekreter yapacağız, sekreter üye yapacağız. Dedim ki ben asistanım, nasıl olur? Hayır, olur dediler. Zaten hayat boyu benim hiç koltuğumda iki karpuzdan daha azı olmadı. Dolayısıyla Orhan Safa Bey'den de izin aldım. İşte part time sekreterlik yapıyorum, bir yandan asistanlık yapıyorum. Bu böyle gitti. Daha sonra askere gitmem gerektiği zaman da biraz daha önceydi. Ben bir yandan dergide görevliyim, bir yandan sekreterlik yapıyorum. Çok fazla yük, bir yandan da asistanlık yapıyorum. İşte benden sonra Demirtaş sekreter oldu. Ben dergide kalmış oldum. Daha sonra ben askere giderken de Demirtaş dergiyi devraldı. Biz zaten o kadar iç içeyiz ki o tarihlerde birimiz Demirtaş, öbürü Demirbaş. Ben Demirbaş'tım. O Demirtaş'tı. Kendisini burada çok sevgiyle anıyorum. Gerçekten çok değerli bir arkadaşımızdır. Sonra ben askere giderken yine üniversiteden ayrılmıştım. O arada Yapay Endüstri Merkezi'ni kurmuştuk. 1967'de. Yani benim Mimarlar Odası merkezinde görevim devam ederken, hatta dergide de devam ederken 1968'de biz Yapay Endüstri Merkezi'ni açtık. Şimdi Yapay Endüstri Merkezi 1968'de rastlar kuruluşu. 67'de başladık, 68'de açabildik. Ben derim ki Yapay Endüstri Merkezi de 68 kuşağındandır. 68 kuşağı ne? Gençlik hareketi Avrupa'da başlamış. Ciddi bir gençlik hareketi var. Sloganları çok güzel. Yasaklamak yasaktır. 68 olayları böyle başladı. Tabii Avrupa'da sonradan duruldu bu ama bizde yıllar boyu sürdü. Bütün 70'li yıllar. İşte siyasi cinayetler, faili meçhuller, sağ sol çatışmalarıyla falan sürüp gitti. Çok tatsız bir dönem oldu 60-70 arası. Şimdi Mimarlar Odası'nı kurduk. Harbiye'de bir daimi sergi yeri tuttuk. Kurslara, konferanslara başladık. Orada ilk yaptığımız işler oldu. Ondan sonra devam ediyor. Şimdi o dönemde biz bir bilgi merkezi kurmuş olduk. Öyle tarif ediyorduk zaten. Yapı konusunda uçan kuştan haberimiz olacak. Yapı malzemesi konusunda uçan kuştan haberimiz olacak. Bir bilgi merkezi. O tarihte sanayi çağını yaşıyoruz. Daha ortada bilgi çağı, bilişim çağı falan yok. Yani bilgisayar falan zaten hiçbiri yok. Dolayısıyla bu iyi bir öngörüymüş.
O arada ben gidip askerliği tamamlamak istedim. Epeyce de uzatmıştım zaten. Hep niye gitmiyorsun dediklerinde derdim ki işte 1,5 yıla insin öyle, 2 yıldı askerlik. O zaman gideceğim falan derdim. Şaka yollu tabii. Ama ilginçtir. Ben askere gittikten sonra 1,5 yıla indi ve ben 1,5 yıl yaptım askerliği. Fakat Diyarbakır'da yaptım. İlginçti. Ondan da şikayet edecek halim yok. Çevreyi, yöreyi dolaştık o tarihlerde. İyiydi yani, diyebilecek bir şeyim yok. Ayşe orada ilkokula başladı. Yani biz oraya ailece gittik. Hayzuran Diyarbakır Üniversitesi Yapı Dairesi. Hayzuran'dan başka kimseleri yok ama Ankara Üniversitesi'ne bağlı. Ankara Üniversitesi'nden ataması çıktı. Hayzuran orada çalıştı. Hatta bir süre sonra üniversite bizim komutanla konuştu. Bizi de Yıldırım Salihoğlu arkadaşım vardır, inşaat mühendisi. Onunla beraberdik Diyarbakır'da. Zaten o şubede, inşaat şubesinde, bizim inşaat şubesinde 18 mimar ve mühendis vardı. Öylesine bir iş de yoktu. Bizi üniversitede de görevlendirdiler. Biraz da orada görev yapmış olduk. Yani biz Hayzuran'a yardımcı gittik. Döndükten sonra kısa bir süre ben Ankara'da kaldım. Şevki Vanlı'yla çok yakınlığımız vardı. O da Ankara'da bir yapı merkezi kurmak istedi. Hatta aynı ismi ben kullanacağım dedi. Yapı Endüstri Merkezi. Onu kurmuştu. Ben fakat yürütemiyorlardı. Yani ilginçtir. 9 ay kadar bir süre ben oraya gittim. Sonra tekrar İstanbul'daki merkez. Orayı toparladık ama. Yani orası Atatürk Bulvarı üzerinde gayet iyi bir merkez oldu. Hatta açılışı o dönemin ilk Kültür Bakanı Talat Halman yaptı. Cihat Burak'ın bir sergisini açtığımızı hatırlıyorum. Cihat Burak mimardı. Ama çok iyi bir ressamdı. Bir gün baktım tablolara, sergi asılıyor, tablolara etiketler koymuş. 10 bin lira, 8 bin lira falan gibi böyle. O devirde en kabadayı ressam 1000 liraya satıyor tablosunu. Cihat Bey bunlar yanlış olmasın, doğru mu falan dedim. Cihat tabii doğru dedi, ne olacak? Nasıl olsa kimsenin alacağı yok, şan olsun dedi. Öyle hoş bir insandı. Öykülerini benim şeyde bulabilirsiniz. Mimarlar Dik Durur'da bulabilirsiniz. Şimdi şeyde 1973'te ben tekrar Yapı Endüstri Merkezi'nin başına geldim Ankara'dan sonra. İşte bir atılım yılı oldu. Demirtaş'la birlikte Yem Kitap Evi'ni kurduk. Vitrinlerden birinde. Yayınları başlattık. Yayınlar arasında işte Yapı Dergisi vardır. Yapı Kataloğu vardır. Türkiye'nin ilk Yapı Kataloğu'nu yayınladık. Daha önce benim Mimarlar Odası'ndayken de bir Yapı Kataloğu denemem olmuştu. Ama o sürdürülemedi. Kurslar, konferanslar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta bir de sanat galerisi kurduk. O sanat galerisi de bayağı iyi gidiyordu. Yıllar o şekilde geçiyor. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum o tarihlerde Yapı Endüstri Merkezi'nin. 1978 yılında fuarları başlattık. Yapı fuarlarını başlattık. O fuarlar daha sonra yurt dışında da açıldı. Moskova'da bile yapı fuarı açtık. Filibe'de açıldı. Tripoli'de açıldı. Birçok yerde yurt dışında açılırken Ankara'da, İzmir'de yapı fuarları açıldı. Bugün de onlar devam ediyor zaten. Şimdi 1980'de 12 Eylül darbesi oldu. O darbeden sonra bize dediler ki Allah aşkına ne yapıyorsunuz siz burada, konferanslar yapıyorsunuz falan. Oysa düğünler bile yasaklanmış. 3 kişiden fazla kimsenin toplanıp bir şey yapması mümkün değil falan, böyle bir dönemden geçiyoruz. Ne yapayım dedim. Dediler ki bu işlere bakan işte bir albay bilmem kim var Selimiye'de. Ona bir danış, sor falan. Ben telefon ettim. Dedi ki
Siz kimsiniz Allah aşkına? Ne, dernek misiniz? Vakıf mısınız? Nesiniz? Ya biz şirketiz dedim. Kardeşim bizim şirketlerle falan işimiz yok dedi. Ne yaparsanız yapın dedi. Ve biz başladık, yapıyoruz. Hatta çok ilginç bir şey oldu. İşte 12 Eylül'de darbe yapıldı. O tarihlerde bizim fuarımız açık. O gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ertesi sabah ben gittim spor ve sergi sarayına. Kapıda millet yığılmış bekliyor. Ne oluyor diye merak ettim. Bir arkadaşımız vardı o işe bakan, o işin başında olan fuar komiseri. Tamam mı abi, izni aldınız mı dedi. Ben aldık aldık dedim. Aç sen kapıyı dedim. Kapı açıldı. Bizim fuarımız başladı. Biraz sonra iki polis memuru geldi. Biz burada görevlendirildik. Yapacağımız bir şey var mı dediler. Ben buyurun dedim. Oturun, istirahat edin. Çay kahve için. Ve bizim fuarımız aksamadan devam etti. Yani etkinlikler biraz da bazı şeyleri göze almakla oluyor galiba. Ben izin verirseniz şu ceketimi çıkaracağım. Görmek istiyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi şeye başlayalım isterseniz. Projeksiyona başlayalım. Vakit de geçiyor. Buyurun. Biraz bu ortamdan bahsetmek istedim size. Yani yaptığımız çalışmaların dışında ortamdan. Evet, buyurun. Ben mi şey yapayım? Tamam. Şimdi bakın, burada bir ortamı anlatan bir slayt var. İkinci Dünya Savaşı, sonra Soğuk Savaş. İşte Soğuk Savaş'ta bugünlere geldik. Çok partili sistem 46'da, 50'de iktidar değişikliği konuştuk. 54 sonrası bozuk demokrasi, sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar ve devalüasyon. 60'ta 27 Mayıs. Evet, 1971'e geldik. 12 Mart muhtırası oldu. İşte o sırada zaten ben askerliğimi bitirmiştim. Ondan sonra 12 Eylül 80'de bahsettik. 89'da yok. Geri almak istiyorum. 89'da Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla tek kutuplu dünya oldu. İşte yeni bir hegemonya. 2000'de de milenyum oldu. Devam edelim. Aileden bahsettim. Evet, bu Sivas'ta çekilmiş bir resim babamla. Bu Divriği'de, bakın yanımızda çadır var. Divriği'de bir Bahriyeli olmak kolay değil tabii. Bu ilkokul ikinci sınıfta Üsküdar'dayken sözünü ettiğim öğretmenim Perihan Ongan. Bir tarafında ben varım, bir tarafında ablam Yıldız, rahmetli oldu. Perihan öğretmen de işte 93 yaşında vefat etti. Bu küçük suda çekilmiştir. O zaman küçük su bir çayır. Ne var ki şey yapıldı, daha sonra şantiye oldu orası. Şantiye kuruldu, köprü şantiyesi ve hala kendine gelebilmiş değil. Tam bir mesire yeriydi. Aynen Kadıköy'de Salı Pazarı dedikleri yer gibi, orası Salı Pazarı falan değil, kuş dili çayırı. Mükemmel bir çayırdı, mükemmel bir yeşil alandı. Biz o yılları yaşadık. Burası da öğretmenimiz bizi her yıl buraya veya Çamlıca'ya pikniğe götürürdü. Bu piknikte çekilmiş bir fotoğraf. Bu Galatasaray'a girdiğim yıl, yetiştiricideyim. Bu da yine yetiştiricide. Dönem biterken Toplus'a çekilmiş olan resim. Ortada öğretmenlerimiz var. Ortada Madame Kalu, bize Fransızca'yı ilk öğreten kişi. Evet. O yıl sonunda bana verilen bir ödül, Larus. Hayatımda aldığım ilk ödüldür bu. Bu da 12. sınıfı bitirdiğimiz zaman
bütün mezunlar ve ön sırada hocalar toplu resim, bu Galatasaray'da adettir. Her yıl bu adeta bir seremoni gibi yapılır. Evet, şimdi daha sonra benim sporla falan çok yakın ilgim yoktu. Babam Galatasaray'ın eski atletlerinden ama bana hep tavsiye etmiştir. Ben spora daldım, derslerimi ihmal ettim, sen sakın yapma öyle bir şey diye. Benim sporla çok yakın ilgim olmadı ama günün birinde beni çağırdılar. Dediler ki kulüp yönetiminde görev almanı istiyoruz. O sırada bu 90 yılı. O sırada ben aynı zamanda UICB'nin başkanıyım. Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği'nin başkanı seçilmiştim. İki dönem. Üçerden 6 yıl onu yaptım. Benim dış görevim var dedim. Yapamam. Sen Galatasaraylı değil misin? Mecbursun. Galatasaray'da görev alınmaz verilir dediler. Neyse çok uzatmayayım. Mecburen girdim. O arada bir de 1973 yılında kardeşimi kaybettik. Bir trafik kazasında erkek kardeşimi, onun reklam ajansı vardı. Uzunca bir süre onunla da meşgul olmamız gerekti. O arada Hayzuran'la birlikte mimari projelerimizle o ortamda yapar olduk. Yani öyle bir durumumuz oldu. Burada Taksim'e çelenk koymaya gidiyoruz bir pilav günü. Yanımda Turgan Ece var, Ali Oraloğlu var, Eşfak Aykaç var. Galatasaray'ın ünlü büyükleri bunlar. Bu Moskova'da çekilmiş bir resim. Ortada ben varım. Sol uçta Hıncal Uluç var. Sağ uçta da oturan Alp Yalman başkanımız. Bize oradaki Yapı Kredi Bankası'nın şubesi vardı. Akşam maçımız olacak, birer kalpak dağıttılar. Biz de kalpakların provasını yaptık burada. Bu da şampiyon olmuşuz. Alp Yalman'la sahada kucaklaşıyoruz, saha kenarında. Bu da Galatasaray macerası. Mimarlık Fakültesi'ne dönelim. Evet, işte böyle iki büklüm çiziyorum. O yıllar gerçekten bu 56 yılı, 57 yılı ciddi sıkıntılar var. İşte grafos kalemi bulamıyoruz, çini mürekkebi bulunamıyor, kağıt bulunamıyor. Aydınger kağıdı yok, başka bir takım kağıtları alıp bezir yağı sürüyoruz, şeffaf hale getiriyoruz. Onun üzerine çiziyoruz ama bu defa grafos uçlarını aşındırıyor o kağıt. Gerçekten çok sıkıntılı dönem. İşte hesap cetvelinin bile bulunmadığı bir dönem. Çünkü tam bir döviz darboğazı var 1958'de. Bu fakültede arkadaşlarımla. Şimdi sol başta Hayzuran var. Sağ altta çömelmiş olarak da Ayfer Özdeş var. Biraz önce arkada fark ettim, gördüm. Ayfer de burada. Başka arkadaşım var mı burada bilmiyorum. Bazılarını da yitirdik ne yazık ki. Topografya dersiydi o. Hemen Hilton yeni bitmişti. Onun altındaki arazide yapıyorduk. Bu taş kışla önünde yine arkadaşlarımız. Ayfer'le Hayzuran yine var bu resimde. Evet. Bu da öyle. Ortada Yıldız Sey var. Yıldız'ı tanırsınız herhalde. Yanında Hayzuran. Güngör Aydoslu. Teknik Üniversitede hocalık yaptı uzun zaman. Bu Nihat Toydemir'in, ki Nihat Toydemir odadaki bir komisyon toplantısı sırasında vefat etmiştir. Profesör Doktor Nihat Toydemir benim kürsü arkadaşım. Aslında o da benden 4 yıl önceydi ama onun evinde çekilmiş bir resim. Güngör Aydoslu, yanında Hayzuran, yanında ben, Bülent Özer, karşıda Yıldız Sey, sizin tanıyacaklarınız. Bu da Orhan Safa Bey'in emeklilik töreni Malta Köşkü'nde. Orada Orhan Safa Bey'i Abdullah Sarı bir konuşmayla tekrar şey yaptı. Şunu söyledi. Dedi ki yani hani uzun yaşamanın sırrı diye bahsedilir. İşte yoğurt yiyenler uzun yaşarmış. Bilmem ne yapanlar uzun yaşarmış.
Ben dedi Orhan Safa Bey'de başka bir şey gördüm. Kibar insanlar, nazik insanlar daha uzun yaşıyorlar. Orhan Safa Bey gerçekten öyleydi. Şimdi biz otururuz, gece geç vakte kadar kürsüde kağıtlara bakarız, iki biz. Bir gün, bunu yazdım da galiba bir yerde, bir akşam kalktık, ben saat 9, 9:30, 10 neyse, Taşkuş'ta da başka kimse yok. Ben hocanın pardösünü tuttum, o benim pardösümü kaptı. Ben de size tutacağım dedi. Aman hocam nasıl yaparsınız, olur mu falan, rahat giyersiniz dedi. Ve o tarihlerde başka üniversitelerde, üniversitenin sayısı çok değildi, bugünkü gibi de değildi. Asistanlar hocaların çantalarını kendilerine çanta taşıttığından yakınıyorlardı. Biz onların çanta taşıyıcısı mıyız diye. Orhan Safa Bey benim pardösümü tutuyordu. Ve uzun da yaşadı hakikaten. Evet, bu da bizim mezuniyetimizin 50. yılında. Gülsüm Sağlamer, rektör, Ayzuran ve ben, yanımızda Hasan var. Hasan Mimarlık Fakültesi'nde o zaman dekanlık yaptı, bileceksiniz. Evet, benim askerlik hatıram. Ayzuran ve Ayşe, onlar da benimle birlikte askerlik yaptılar. Önce Polatlı, bu Polatlı'da çekilmiş bir isim. Daha sonra Diyarbakır'a gittik. İşte hani askerlik yaptı mı, yapmadı mı, ben yaptım. Böyle. Mimarlar Odası. Şimdi burada biraz önce Sami güzel bahsetti Mimarlar Odası'ndan. Ben şube sekreteriyim. Karşıda Haluk Baysal, oda başkanı o zaman, merkezde başkan. Nevzat Erol da İstanbul Şubesi Başkanı. Haluk Baysal'ı zaten çok duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten çok canlı ve çok iyi bir oda başkanı olmuştur. Nevzat Bey İstanbul Şubesi Başkanı'ydı ama biz daha çok Haluk Bey'le çalışıyorduk. Akşam saat 5'te 6'da gelir odaya, hadi paşam gel bir çalışalım der. Biz otururuz, basın toplantıları hazırlarız ve mimarlığın ne olduğunu gazetecilere anlatmak istiyoruz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin başında olan Orhan Erinç o zaman belediye muhabiri. Cumhuriyet Gazetesi'nde zaman zaman o gelir. Onlar bize şunu öğrettiler, dediler ki basın toplantılarını pazar günü yaparsanız iyi olur. Çünkü pazar günü fazla olay yoktur, cinayet yoktur falan, yani böyle bir şeyler. Biz Mimarlar Odası olarak Haluk Bey'le otururuz, hazırlıklarımızı yaparız. Pazar günkü basın toplantısında neler söyleyeceğiz? İşte bu da basında çıkmış olan bir şey zaten. Öyle bir kupur. Mimarlar Odası yine burada. İzmir Kongresi'ne gidiyoruz. Sanırım yıl 1965. Kimler var? Naki Erkılıç var. Muhteşem Giray var. Aslan diye bir arkadaşımız. Burada bizim Nurdoğan sonradan oda başkanlığı yaptı. Benim sekreter yardımcımdı. Yani ben sekreterlik yaparken bir yandan, çünkü yük çok fazla, bir yandan dergiyle uğraşıyorum. Bana bir yardımcı dedim. Maaşımızı bölüştük. Nurdoğan bana yardımcı olduydu. Burada ben varım. Yanımda Güngör Kabakçıoğlu. Çok sevgili kardeşim, arkadaşım. Hem komşum hem de reklam ajansında bize çok büyük destek vermiştir. Mustafa Zeki Semiz. Evet. Böyle bir. Bu Bandırma garında trene binip İzmir'e gideceğiz. Bu da efendim nedir? Bir insan zinciri. Aa, bir resim daha olacaktı. Bu resim yok. Hay Allah. Bu gök kafes yapılmasın zinciri. Bir resim daha vardı. O daha zengin bir resimdi. Daha çok arkadaşımız vardı orada. Ama kimse bizi dinlemedi. Gök kafes yapıldı. Bu da Mimarlar Odası'nın 45. yılında 1999'da yapılmış olan, sanıyorum Ankara'da kim var? Demirtaş var, Nevzat Ers, İstanbul mu? İTÜ'de mi? Evet. İşte ben varım, Nevzat Ersin var, Güngör Kaftancıoğlu var,
Şaban Ormanlar var falan böyle bir şey, grup. Bu Mimarlık Vakfı'nın bir grubu. Şeyin uzantısıdır zaten Mimarlık Vakfı. Yapay Endüstri Merkezi'ne geldiğimiz zaman ana sözleşmesine ilk ne konmuşsa onların hepsi gerçekleştirilmiştir. Hatta fazlası dahi gerçekleştirilmiştir. Bu ilk zamanlarından Harbiye'deki daimi sergi. Geçiyorum. Ayrılırken Harbiye'den 2006 yılında biz ayrıldık. Kadromuz buydu. 2006'da Harbiye'den ayrıldık, Fulya'ya geçtik. Fulya'da kendi yerimiz oldu. O bir şanstı tabii bizim için. Bu biliyorsunuz herhalde yeri. Bu da oraya geçtiğimiz zamanki kadromuz. Böyle bir kadroyla çalışıyorduk. Yani işler yapılıyor ama o işlerin gerisinde ciddi bir kadro var. Hiç kolay değil. Bu oradaki bir konferanstan. Biz orada 700 kişiye bile konferans düzenledik. İçeriden görünüş. Evet, Yapı Bilgi Merkezi, çeşitli raporlar yayınlanmıştır. Bu da yine başvuru kitaplığı. Bugün sanıyorum o kitaplık yok. Merkez, bilgisayar platformundaki şeyler, yapı.com.tr, mimarizm, mimarlık müzesi, sanal mimarlık müzesi en azından bunun olması lazımdı. Çünkü gerçek mimarlık müzesi için Mimarlar Odası'nın ve Mimarlık Vakfı'nın çok ciddi çabaları oldu ama bir türlü gerçekleştiremedik. Yani dünyanın her tarafında mimarlık müzeleri var ve bunları Kültür Bakanlığı yapıyor. Kültür Bakanlıkları bunlara sahip çıkıyor. Fransa'nın mimarlık yasası vardır. Bizim mimarlık yasamız da yok. Finlandiya'nın mimarlık politikası vardır. Hükümetlerce kabul edilmiş. Hangi hükümet gelirse gelsin o politikaları uygular. Ve ondan sonra bahsederken işte Alvar Aalto'nun ülkesi olarak Finlandiya bir mimarlıklar ülkesidir denir. Oysa Türkiye tabii ki mimarlıklar ülkesidir. Yani burada kaç bin yıllık anıtların bize kalan mirasçısıyız. Yani biz o anıtların, o tarihi belgelerin, bu toprakların, insanların ürettiği şeyler. Yani bunlara din, dil, ırk, sınıf farkı gözetemeyiz. Bu topraklar üzerinde ne varsa hepsi bizim toplumumuzdur. Toplumumuzundur. Hepsi bizim insanlarımızdır. Buna böyle sahip çıkmak zorundayız. Çünkü zaman zaman yoz davranışlar çıkıyor. Bu Bizans eserini biz niye koruyacağız? Koruyacaksınız. Bizans da biziz. Başka Bizans var mı? İşte burası. Bizans'ın eski toprağı, mirasçısı da biziz. Başkası değil. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Korumak zorundayız. Müze. İşte 15 gün önce Oslo'daydık. Oslo'da Mimarlık Müzesi var. Fransa'nın mimarlık yasasına bakıyorsunuz. Daha birinci maddesi mimarlık kültürün bir göstergesidir. Bir dışa vurumudur. Bir göstergesidir. Mimarlık kültürü gösteriyor. Orada insanlar nasıl yaşıyorlar onun hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Yani buraya gelen insanlar önce İstanbul'un mimarisiyle ilgileniyorlar. Doğal güzellik tamam. Tarih tamam. Ama mimari var. Çok önemli tabii. Mimarlık. Bunu kime anlatacaksınız bilmiyorum. İşte YEM konferansları, bu yıllar önce yaptığımız bir seminer, sempozyum. Lami Eser, Teknik Üniversitesi'nin eskileri hatırlayabilirler. Konut Darboğazı'ndan nasıl çıkacağız? O zaman da varmış bakın Konut Darboğazı 1989. Hala çıkamadık. Tabii bir şehri 20 milyonluk azman şehir haline getirirseniz hiçbir darboğazdan çıkamazsınız. Sadece konuttan değil. Öyle mi? Daha mı iyi olacak? Daha mı iyi? Evet. Peki, tamam. Bunu kapatalım isterseniz. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Başka bir şey. Ustalar için kurslar düzenledik. Vali muavininin de katılımıyla belgeler verdik.
iki haftalık kurslar yapıyorduk. Orada herkes birbirine öğretiyordu. Yapı Meslek Lisesi'nden öğretmenler geliyordu. Ayrıca bizim üniversiteden eksik olmasın diyorum, Allah rahmet eylesin, Nihat Doydemir yardımcı oluyordu. Bu onlara ait bir resim. Bize burada katılan vali muavini daha sonra kendisini sevgiyle anıyorum, Aksaray valisi oldu. Arkipri'yi kurduk. Arkipri şöyle oldu o da. Ferhan ve Hülya ikilisi, onlara teklif gelmiş Hollanda'dan. Hollanda kurmuş Arkipri'yi. Mimarlık öğrencileri bitirme ödevleri arasında bir yarışma, ulusal yarışma. Bunu kuralım diye bana geldiler. Ben dedim ki Şevki Vanlı'yı da alalım, hep birlikte kuralım. Çünkü Şevki Bey'in de katkıları var ve vakfı var. Benim arkamda da yapı endüstri kurduk. Geçen yıl 20. yılı, yani geçen yıl dediğim 2016 başında 20. yılı kutlandı. Bu yine yapı endüstri merkezinde bir konferans. Fuarlar, ilk spor sergi sarayında başladık. Devam ediyor. Mekanlar değişti. Spor sergi sarayında tribünleri söker fuar yapardık. Giderken de yine tribünleri takardık. O da çileli bir işti. Bu İzmir'de fuarda pavyonumuz oldu. Türk Yapı Malzemeleri ve Donatımı pavyonu. Ankara'da şube açtık, İzmir'de şube açtık. Bu şimdiki fuar alanı, Beylikdüzü. İşte fuarın içinden gerçekten dünyadaki yapı fuarları takvimine girmiş olan fuarlardır bunlar. Yayını biliyorsunuz zaten, işte Yem Yayın. İlk kitap Bülent Özer'in kitabıdır, doktorasıdır. Ondan sonra devam ettik, benim sözlüklerim falan geldi. Yapı Dergisi, 1973 birinci sayı, devam ediyor, 400'ü geçtik. Gerçi ben artık aktif olarak ilgilenmiyorum ama. Evet, ilk 100 sayı, sonraki 100 sayı, daha sonraki 100 sayı, 73'te çıkardığımız ilk yapı kataloğu, Rusça katalog da çıkardık. Yani ilginçtir tabii. Moskova'da iki fuar açtık. Bir tanesi Odalar Birliği'nin fuarı olmak üzere. Yem Kitabevi, birincisi Harbiye'dekiydi, ikincisi bugün de açık olan. Bu UICB. Ben işte UICB'ye biz 1976'da katıldık. Daha sonra yıllar sonra 1989'du. Bana teklif ettiler, gelecek dönem seni başkan yapalım falan diye. Bu Rio'daydık biz toplantıda. Peki dedim, neden olmasın? Bu Amerika'da yapılan bir toplantı katıldığımız. Bu eski genel sekreterimiz ve Japon Yapı Merkezi'nin müdürü, birlikteyiz. Bu ilginç bir resim, Prens Philip. Nereden çıktı Prens Philip diyeceksiniz. Londra'daki merkezin hamisi, yani koruyucusu Prens Philip. Yani oralarda devlet bu işlere ne kadar önem veriyor görüyorsunuz. Birçok yerde yapı merkezleri kapandı, sergiler kapandı, Londra'daki devam ediyor. İşte Prens Philip, bizim genel sekreterimiz Hollandalı Anne Folbeda, Londra'daki yapı merkezinin müdürü John George. Hep birlikte Londra'daki yapı merkezinde çekilmiş bir resim bu. Evet, sonra biz İstanbul'da da yaptık kongreleri. 1983'te bizim genel sekreterimiz Hollandalı Anne Folbeda. Bu da bizim evde çekilmiş bir resim yine. UICB'cilerle birlikte. Sonraki genel sekreterimiz Kjell Kokstad şeyden, Norveç'ten. Bu Tokyo'daki bir mitingimiz, toplantımız, ben konuşma yapıyorum. Bu Japon dostumuz emekliye ayrılıyordu, ona verilen bir şey, ödül plaketi. Bu yine o toplantılardan birinde ben varım, benden sonra başkan olacak olan Larissa Barinova var, Rus. Bu da Lyon'daki yapı merkezinin şeyine katıldık, organizasyonuyla yapılan Lyon toplantısına katıldık.
Orada belediye sarayında bir konuşma yapıyoruz. Burada belediye başkanı var. Konuşmayı başkan olarak ben yapıyorum. Arkadaki arkadaşımız da Centre Infobâtir şeyin oradaki merkezin müdürü. Evet, şimdi bir mimarlar dizisi koydum oraya. Çok tabii dostluklarımız oldu. Bu yapı endüstri merkezinin açılışında İzzettin Somer, Bülent Demiren, Ütolgun kurucusu ve hala başkanı, Aydın Boysan, biraz önce sözünü ettiğim Haluk Baysal, efsanevi başkanlardan biri. Bu 1967'de Konstrukta'ya gittik, Hannover'de. Sedat Gürel, Necati Şen, ben, İmer Sunguroğlu, Kemal Ahmet Aru, bu yabancı Ruhi Kafesçioğlu. Bu bizim Yeniköy'deki evimizin balkonunda çekilmiş bir resim. Perihan ve Gündüz Gökçe var. Filiz ve Bülent Özer var. Güngör Kabakçıoğlu ve eşi var. Şevki Vanlı'yla. Burada da bir fuarlardan birinde Hayati Tabanlıoğlu, Behbi Koç ve ben oturmuşuz ve bir sigarasını içiyor orada. Bu Frank Gehry ile yanında Gülsün Sağlamer, Rumeli Hisarı'ndayız. Frank Gehry işte İstanbul'da bazı projeler yapmayı düşünüyordu. James Sterling konferans verdirdik biz ona İstanbul'da. Sonra bizim Yapı Kitabevi'nde de Yem Kitabevi'nde de kendisiyle bir araya geldik. Bir kokteyl verdik. Arkadaşlarımızla bir araya geldi. İlginç bir öyküsü vardır. Biz kendisini yazdım onu. Mimarlar Diktörü'de var. Öykü kaybettik ertesi gün. Bursa'ya gidecekler. Afife falan Bursa'ya götürecekler kendisini. Divan Oteli'nde yer ayırtmıştık. Oraya bıraktık akşamdan. Ertesi gün gidiyorlar Divan Oteli'ne. Ayrıldı misafir diyorlar. Sonunda nasıl yaptılar bilmiyorum. Sultanahmet'te bulmuşlar. Eski İstanbul'da kalmak istemiş. Otel değiştirmiş gecenin bir saatinde. Böyle ilginç bir durum. Evet, Mario Botta bir konferanstan sonra İstanbul'da birkaç konferansı oldu. Onunla beraber bir fotoğrafımız. Evet, bu Maruf abinin son zamanlarında çekilmiş bir fotoğraf. Ali Rüzgar var, Cengiz var. Bu da Peter Eisenman İstanbul'a geldi. İstanbul'da ona da bir konferans verdirdik. Yani bizim davetimiz üzerine geldi zaten. Bu, topluca Üsküdar'da bizim evde. Kimler yok ki? Bülent Özer var. İşte burada şey Eyrus Çinici var, Filiz Özer, Doğan Tekeli ve şeyin eşi, Eisenman'ın eşi. Bu da yine o akşamın ilginç bir olayı. Bir akşam önce başka bir yerde buluşmuştuk. Kendisi ciddi bir futbol meraklısı. Oğlu da çok meraklıymış. Bana dedi ki ne olur bir forma, Galatasaray forması bulabilir miyiz? Oğluma götüreceğim dedi. O akşam bizim evde ben çıkardım formayı, şöyle gösterdim. Hemen ceketini çıkardı, formayı giydi, bu resmi çektirdik. Bu da aynı zamanda değil. 2005'te Dünya Mimarlar Kongresi yapıldığı zaman bir gün önce ben bununla karşılaştım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Sana yarın bir sürprizim var dedi. Ne yapacaksın dedim. Beşiktaş forması giyeceğim dedi. Yanındaki şey var, çevirmen refakatçi dedi ki inanmayın dedi, Galatasaray formasıyla çıkacak sizin verdiğiniz formayla. Sonra o konferansı böyle verdi ve bu kadar kişiye verdi. Müthiş bir şey tabii. Bunlar biraz anılara giriyor ama hepsi deneyim yani, bilmiyorum, benim yaşadığım şeyler bunlar. Bu gökdelenlerle ilgili bir şey yaptık, basın röportajı için bir çatıda buluştuk. Behruz Çinici, Doğan Tekeli ve birlikte Uğur Tanyeli. Bu da Legoretta ile Roma'da buluştuk. Legoretta ile biz Ahan jürisinde beraberdik. Daha sonra bizi
oradaki Amerikan Akademisi Roma'daki davet etti bir panel için. İşte Zaha Hadid, Ricardo, ben, bir de oradaki Vitra Müzesi'nin kurucusu vardı. O panelde bir araya geldik. Konu küreselleşme ve mimarlıktı. Tabii ben hep yerel mimarlığı savundum. Onların hepsi küreselleşmeden yanaydı. Haklı olarak belki de. O şeyin bahçesinde bu resim. Botta'nın bürosunda bu. Botta ile karşılaştık. Aa, bu da İstanbul'dan. Bülent burada. Ne yazık ki Oktay'ı yitirdik. Mimar Kemalettin'in kabrinin nakledilmesi günü. Beyazıt Camisi'nde çekilmiş. Bu Oscar Niemeyer'le Rio'da iki defa buluştuk kendisiyle. Bu birinci buluşmamızdır. Evet. Onun bürosu. İlginçtir. Ben bunları röportaj olarak yazdım zaten. Hatta bugün şeyin sitesinde bile var. Oscar Niemeyer sitesinde bile var. Başka birisi Japonya'ya gittiğim zaman şeyden randevu aldım. Arata Isozaki'den. Onunla bir röportaj yaptık. Yayınladık onu da tabii. Bu Dünyanın 50. kuruluş yıl dönümü 1948, Charles Correa ile Lozan'da. Maruf abi, has mimarlıkta. Evet, bu da üç doğanlar. Epey gazete röportajına konu oldu bu. Kuban, Tekeli, Hasol. Bu da başka üç doğan. Bu gazeteci doğan. Aydın abi. Şimdi başka bir şey, bu ikiz kulelerden birinin önünde Hayzuran'la Ayşe. Bu mimarlar albümü, onları da koymadan edemedim. Bugün bu kule yok tabii. Ve gariptir, 2001'de kule yıkılırken biz oradaydık, New York'taydık. Adeta yıkılışı gözümüzle gördük. Ondan sonrakiler ilginç olaylar. Aa, buraya girmiş o resim. Zincir resmi. Mete ile olan resmi göstermiştim. Bu da bakın, Mete var, Afife var, Mine İnceoğlu var. Bu da böyle bir resim. Ama dinlemediler bizi, yaptılar kuleyi. Jürilikler, görev aldığım jüri önemli değil. Bu ilk tasarım jürisidir. Şevki Vanlı bunu düzenlemişti. Çok ünlü sanatçılarla başka bir jüri. Bu da öyle. Bu AHA jürisi Cenevre'de. Bu toplu halde jüri. Bakın önde Zaha Hadid var. Şimdi gelelim mimarlık çalışmalarına. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Evet, şimdi biz Hayzuran'la mimarlık çalışmalarımızı yavaş tempoda sürdürüyorduk. Fakat Ayşe'nin mezun olmasından ve master'ını yapmasından sonra Türkiye'ye döndü Ayşe. Birlikte çalışmaya karar verdik. Limited şirket haline getirdik. İşte bu o üçlüyü gösteriyor. Bu da yine daha sonra bir gazete, bir röportajda, bir dergi röportajında çektirdiğimiz, onların istediği, bizim de poz verip çektirdiğimiz bir resim yani. Bu 1990'da bir ev projesiyle Mimarlar Odası ödülünü kazanmıştık. Meclis Başkanı Ankara'da yapılan törende verdi bu ödülü. Bu has mimarlıktaki arkadaşlarımızla birlikte Galatasaray'ın yeni stadında yapım sırasında şantiyeyi ziyaret ettik. Böyle bir ayrıcalığımız oldu. Aslında kimseyi sokmuyorlardı, kuş uçurtmuyorlardı ama bize böyle bir ayrıcalığımız oldu. İki defa ziyaret ettik üstelik orayı. Evet, has mimarlıktan bir resim. Şimdi bu bir yılbaşı kutlaması. Bizim eski ve yeni çalışan arkadaşlarımız her yılbaşı için bir fasıl toplanırız biz. Has mimarlıkta sohbet ederiz, yeriz içe. Oraya çocukları da getirirler bakın. Biraz daha kalabalıklaşmışız çocukların katılmasıyla. Güzel bir anıdır tabii bu. Evet, epeyce eski çekilmiş bir resim bu. Ha, bu şimdi geldik projelere. Üsküdar'daki hamam. Nezih Eldem'de ben o hamamın
çarşıya dönüştürülmesi projesini yapmıştım. Niçin, nasıl dönüştürülüyor hamam çarşıya? Menderes kamulaştırmayı yaparken bunun ön kısmında, şu kısımda soyunmalık bölümleri vardı. Ben eski Üsküdar'lı olarak bunu biliyorum. Soyunmalık bölümlerini yıkmış. Yani yolu genişletmişler. Dolayısıyla hamam atölye haline gelmiş. Kemali Söylemezoğlu vakıflarda, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda pardon, bir gün beni çağırdı. Dedi ki bak bir mal sahibi var bu binanın yapmak istiyor. Düzgün bir şey yapmak istiyor. Sen ilgilen dedi. Ben gittim. İlk işim oldu benim bu. Yani fakülteyi bitirdiğim sene. Böyle bir çalışma yaptık. Yapmak istediğim buydu. Ama sadece biz hamamı yaptık. Bir de şu arkadaki bloğu yaptık. Sonradan çok bozuldu tabii. Bu yandakileri yapma şansımız olmadı. Şu anda da belediye bütün bu alanı yeniden şey yaptı, ele aldı. Bunu da kamulaştırmışlar. Artık aynı mal sahiplerine ait değil. Bu Kumburgaz'da yaptığımız bir şey. Villa o tarihlerde. İlk projelerimizden biri. Hep şimdi siz bunu yapın, ileride büyük işler gelecek diye gelir işler. Çok ilginçtir. Biraz önce Sami bahsetti, Doğan Tekeli burada ilk konuşmayı yapmış. Onun için de bir kitap hazırlamış, o kitabı okudum. Doğan Bey hep şikayet ediyor mal sahiplerinden. İşte paramızı alamadık, şunu yapamadık, bizimle pazarlık ettiler, kötü rekabet vardı. Yani hiçbir şey değişmemiş. Yani biz aslında Doğan Bey'in bir eli yağda bir eli balda zannederiz. Hayır değil, zaten Le Corbusier'in de bir deyişi vardır. İşte proje bir kişiye pahalıdır, o da mimarına der. Bizim de kendi aramızda öyle bir şey vardır. İşte bir yeri yaparız mesela, bir evi bitirmişiz falan. Ayşuran der ki ne hediye götüreceğiz? Projeyi hediye ettik ya derim ben. Genelde proje mimarın mal sahibine hediyesidir. Böyle bu başka bir uygulanmayan projemiz oldu. Otel, yüzme havuzu falan bir şey. Bu Orhan Safa Bey'le biz ben ayrıldım, o emekli oldu. Çiftçiler evi. Orhan Safa Bey'le ortak yaptığımız şeydir Yeniköy'de. Bu aslında bir apartmandır. İkiye bölünecek gibi yapıldı. Dört daireli falan, iki kardeş. Ne olur ne olmaz sonra belki kavga ederiz, bir şey olur dedi. Kazan daireleri bile ayrıydı. Bu bir restorasyon işi. Çavuşoğlu Kozanoğlu'nun da o zaman Tarabya'da, şeyde pardon, Kanlıca'da, Körfez'de. Bu Beyoğlu'nda Halep Hanı restorasyonu. Bu Yeşilköy'de Sinan Erdem evi. Sinan Erdem biliyorsunuz Olimpiyat Komitesi Başkanlığı falan yaptı, vefat etti. İkiz evde. Bunun bir tanesini biz yaptık. O sırada karşıda başka bir evde yapılıyordu. Anıtlar Yüksek Kurulu bize teşekkür mektubu yazdı bunun bitiminde. Bu da biraz önce sözünü ettiğim, o ödül törenini gösterdiğim Zeytinoğlu evi. 1990'da Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödülü kazandı. Evin içinden bu kendi evimiz, şu ev. Bu yandaki bizim değil. Komşularımdı. Orada bir baraka gibi bir şey vardı. Bunu da adam eder misiniz dediler. Biz de onu bizimkine biraz uydurduk. Ne geniş bahçeniz var falan dediler bize bir ara ama öyle bir yutturmaca. Bu girişten evimize doğru olan köprü, bahçenin üzerine bir köprüyle geçiyoruz. Salondan. Evet, bu bir banka binası, Esbank diye yaptık. Bugün TEP, Kadıköy'de. Yanda ne yazık ki iyi fotoğraf çekememişiz. Bir ev vardır, onun cephesini buraya yansıtmaya çalıştık. Gerçekten de yansıtılmıştır. O dönemde biz pek çok iç mimarlık uygulamaları yaptık. Bankaların iyi döneminde 500'e yakın uygulama yapmışız. Çok nankör bir iş ancak size proje bedelini ödemek istemeyen mal sahipleri bunların bedelini güzel ödüyorlar. Yapıyorsunuz, 2 ayda, 3 ayda bitiriyorsunuz, harikalar yaratmışsınız, mucize yaratmışsınız, kokteyllerle açılıyor falan. Gayet keyifli oluyor ama bunlar uzun ömürlü değil. Yani bu yaptığımız
düzenlemelerin hiçbirisi bugün yok. Yani şu mesela Esbank'ın Salı Pazarı veya Karaköy şubesiydi. Salı Pazarı'ndaki bina, bugün bu şube yok. Bu da onun içinden bir görünüştü. Yine onun içinden. Bu Suadiye'de bir banka şubesi, bu da yok. Yani iç mimarlığın bir talihsiz durumudur. Bu da Eskişehir'de bir cami yapmaya başlamıştık. Fakat sonradan elimizden kaçtı bu. Çünkü çok yavaş gitti. Bir de ben şunu söylerim. Mimar yavaş giden işe yetişemez. Öyle oldu ki burada yavaş gidiyor. Bir bağış buldular. Camları başka türlü kapadılar. Başka bir bağış buldular. Mermer kapladılar. Hiç düşünmediğimiz şekilde falan böyle. Dolayısıyla yavaş gittiği için elimizden kaçtı. Bütün bunlar prefabrik elemanlardı. Hatta prefabrik birliği size ödül verelim bununla dediler. Bu aşamada ben itiraz ettim. Bitmedi ki, nesine ödül vereceksiniz? Bitmemiş şey ödül mü verilir dedim. İyi ki de vermemişler, ne diyeyim. Bu şeyde Beylikdüzü'nde yaptığımız bir yapı Sur Oto. Bugün bir moto oldu bu. Bütün bu showroom içinde hiç kolon yoktur. Tamamen çatısı asılmıştır bu direğe. 99 depreminden sonra pek çok kimse telaşlandı. Ne oldu acaba diye, hiçbir şey olmamıştı binaya. Bugün de hala gayet iyi. Sadece bu borular taşıyor çatıyı. İçi çünkü bir otomobil gösteri yeri. Hiç kolon olması çok tercih edilen bir şey. Bu da yine yapılmamış bir binamız. Bir serbest bölge söz konusuydu. Bu bir vaziyet planı bir yer için yaptığımız. Sonradan biz bitirmedik. SOM'le birlikte yapmıştık. Mal sahibi SOM'le işini yürütmeyi tercih etti. Bu Galatasaray Lisesi'nin depremden sonra bazı şeylerinin yenilenmesi gerekti. Arkada bir yemekhane binası yaptık. Yanda bir lojman binası yapıldı. Biraz eskiye sadık kalarak onları yaptık. Bu yemekhanenin içinden. Bu da yine orada başka bir bina. O dönemdeki müdür 12. sınıf öğrencilerini, yani son sınıf öğrencilerinin hocalarla bir arada bulunmalarını çok arzu ediyordu. Öyle bir yer yaptık fakat şey yapmadı, müdür ayrılınca onlar da onu öyle kullanmaktan vazgeçti. Bu da kantin. Galatasaray Lisesi kantini. Değiştiremiyorum. Hızlı geçtim. Karşıda bir pano var. Onu göstermek istiyordum ama şart da değil. Yani şu pano değişken. Burada Galatasaray'ın ünlülerinin resimlerini koyduk bir tarafa. İkinci tarafında da yaşam öyküsü var. Bazılarını da boş bıraktık. Bunlar sizler için dedik öğrencilere. Geçen sene gittiğimde burada bir Atatürk sergisi yapılmıştı. Yani tamamen Atatürk'le ilgili bir sergi vardı. Onun da fotoğrafını çektim ama şey yapamıyorum. Bu bizim Yem Kitabevi Harbiye'deki, bunu has mimarlık yapmıştı. Evet. Pardon, hızlı geçtim. Daha önceki Gürcistan'da bir projeydi fakat orada da yürümedi iş. Yani Gürcistan hükümeti Moskova Belediye Başkan Yardımcısına bir arsa hediye etmiş. Oraya otel yapılacak. Fakat siyasi konjonktür değişince her şey değişebiliyor. Adam belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. Ötekiler de onun elinden arsayı aldılar. Dolayısıyla bizim otel projesi yapılamadı. Bu bir apartman projesiydi. Bu da yapılamadı. Şimdi bu neyse. İşte Bodrum'da gerçekleştirilmiş olan bir konut projesi. Bu yapıldı. İngiltere'den bir de ödül aldı. Tamamen İngilizlere satıldı. Mal sahiplerinden bir grup İngilizlerdi zaten. Ondan başka bir görüntü. Bu yamaçta, Bodrum'da. Onun için havuzlara ihtiyaç var. Evet, gece manzarası. Efes Oteli'nin yenilenmesi söz konusu olmuştu. Bize gelen en doğru dürüst işlerden biri bu oldu. Emekli sandığınındı bu oteller.
başladık. Projeleri de emekli sandığı için yaptık. Swiss Hotel'le anlaşmışlardı. Fakat daha sonra özelleştirme kapsamına alındı oteller. Sade bu değil. İşte Maçka Oteli de alındı. Bursa'daki Çelik Palas da alındı. Tarabya Oteli de alındı. Bunu biz o başlangıçla çok düzgün bir şekilde projesini yürüttük. Bir de Amerikalı ortağımız vardı MBBJ ile ama asıl şey bizdeydi. Çok başarıyla yürütüldü. Şöyle oluyordu çalışmamız. İlginç bir deneyimdir. MBBJ'in Los Angeles ofisiyle işbirliği halindeydik. Bizde bütün gün çalışılıyordu. Yapılan çalışmalar bilgisayar ortamında Los Angeles'a gönderiliyordu. Ertesi sabah onların çalışmaları geliyordu. 10 saatlik bir fark var aramızda. Bu 10 saati çok güzel kullandık. Proje yönetim kuruluşu bize sonunda dedi, telefon ettiler bunun teslimine bir hafta 15 gün kala. Süre uzatımı istiyor musunuz diye. Biz süre uzatımı istemiyoruz dedik. Nasıl şey dediler, herkes süre uzatımı istiyor, bütün öteki oteller. Bizim ihtiyacımız yok dedik. Çünkü biz bir günü iki güne katlamış olduk. Yani böyle bir deneyim çok ilginçti. Az bulunur bir deneyim. Evet. Koridorlar. Bu da İstanbul Teknik Üniversitesi için yaptığımız bir deney şeyiydi. Ekolojik yapı. Aynı zamanda burada bütün olaylar çocuklara rahatlıkla göstergelerle gösterilebilecekti. Yani burası yaşayan bir merkez olacaktı. Fakat ne yazık ki orada da rektör değişince yapamadık. Bu İzmir'de bir hastane projesi. Bu da maalesef yapılamadı. Diyeceksiniz ki ne yaptınız? O kadar zor ki. Bu yurt dışı için, Cezayir için yaptığımız bir yenileme projesidir. O uygulandı. Bu Gebze'deki hastane, çok şükür bu da yapıldı. Bir hastane projesi ve çok başarılıdır. Yani hala Türkiye'nin en iyi hastanesi olduğunu ben iddia ediyorum. Amerika'da bir hastanede ne varsa bütün aynı standartlar kullanıldı. Bu hastanede de o vardır. Zaten Johns Hopkins'le şu anda işbirliği halindeler hastane. Yani teşhis için falan da şey yapıyorlar, paslaşıyorlar. Ne var ki uzakta tabii İstanbul'a 50 kilometre havaalanı yapılınca yabancı konukları çoğaldı, yabancı hastaları çoğaldı. Onun içinden bir oda. Bu bakın yoğun bakım ünitelerini buradan gözleyebiliyor. Hepsi üst üste değil içerideki yoğun bakımdakiler. Tek bir merkezden bunlar gözlenebiliyor. Sonra hasta yakınları için bir otel yapmak gündeme geldi. Çünkü artık bugün hastanelerde çok uzun boylu hasta yatırılmıyor. Daha kısa süreli tutuluyor. Otel iki kanatlı olacaktı. Biz birini yaptık. Şimdi ikincisini de yapmak istiyorlardı. Ne oldu bilmiyorum. Bu otelin giriş holü, işte yeme içme yeri, odaları falan. Böyle bir vaziyet planımız vardı. Otel bu. Bu yapıldı ama biz daha sonra üniversite yapılacaktı. Bunlar üniversitenin binaları, bunlar yurtlar. Bu da işte o otel. Demin gösterdiğim bir bölümü yapıldı, bir bölümü yapılamadı. Bir takım ekonomik sıkıntılar geldi. Nedir? Bunun başı çeken Anadolu grubu, Anadolu Endüstri Holding. Bütün şirketlerin karlarının belli bir yüzdesi vakfa aktarılıyor ve vakıf bu işleri yaptırıyor. Biz hastaneye başladığımız zaman 60 milyon lira birikmiş paraları vardı ve hiçbir duraksamaya uğramadan otel yapısı bitirilebildi. Hatta yanına başka ilaveler de yapılabildi. Hastane yapısı bitirildi. Otel dedim galiba, özür dilerim. Hastane bitirildi, otel de yapıldı. Fakat üniversiteye gelince vakıf durakladı. Çünkü işte biliyorsunuz bira üretiyorlar. Anadolu grubu, Tuncay Özilhan'ın grubu. Birayı bizimkiler pek sevmiyor. Rusya'da da bir takım sıkıntılar, kısıtlamalar olmuş. Şirketler kar edemiyor. Kar edemediği için de biz bütün projeleri bitirdiğimiz halde bu iş yapılamadı.
Egecan sen onların yönetim kurulundadır. Dışarıdan üye olarak Ege Bey'le konuştum ben geçenlerde. Bir umut var mı diye. Daha önce de rektör beni teselliye gelmişti. Rektör atandı ama adamcağız bir gün bile rektörlük yapamadı. Dedim ki benim sizi teselli etmem lazım. Biz çünkü projemizi yaptık, en azından bedelini aldık. Ya onu söyleyeyim yani, parasını aldık ama mimar hiçbir zaman para peşinde koşmadığını varsaydığım için biz öyleyiz. Bu bizi tatmin etmiyor, binaların yapılmasını istiyoruz. Ne yazık ki ama Egecan Sen'e sordum. Egecan Sen dedi ki bugün doğru dürüst 3 vakıf üniversitesi var. Üçü de ciddi bir destekle yaşıyor, zarar ediyorlar. Yani okulların kar etmesi mümkün değil. Özel üniversitelerin kar etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Eğitimi doğru dürüst verirseniz. Nitekim bugün işte Koç Üniversitesi iyi ama destekle yaşıyor. Sabancı iyi. Bir de Özyeğin Üniversitesi şimdi onlara katıldı. Üçü de müthiş zararda diye anlattı Ege Bey. Hiç ummayın dedi, yapılmayacak dedi. Yani hakikaten yazık günah. Ben geçenlerde bir yazı da yazdım, bilmiyorum bazılarınız okumuştur ama söyleyeyim. Bugün Türkiye'de 115 mimarlık okulu var. 115 mimarlık okulu 2015 yılı sonunda öğrenci kabul etti. Bu okulların düzeyi nedir kim biliyor? Bugün Avrupa'da 5 yılın altında mimarlık okulu yok. 3+2 veya 4+1. Bizde 4 yılda fabrika gibi çıkarılıyor. Herhalde en karlı kalemde mimarlık ki bu okullar açılıyor. Fransa'da 22 mimarlık okulu var sadece. Fransa nüfusu bizimkine yakındır. Yani bu işin çivisi çıktı, ciddiyeti kalmadı. Dertlenmeyelim. Yani ne yapalım? Dertlenecek çok şey var. Bu da Konstantin'de yaptığımız bir hastane projesi. Bu Basra'da Şattelarap Hastanesi diye bir hastane projesi. Bunu yaptık, maketini yaptık. Projelerinin çok büyük bir kısmı bitti. Sadece uygulama projeleri ve bazı detaylar kalmıştı. Bir de müteahhitle yapılan işlerin çok büyük talihsizlikleri oluyor. Lübnanlı müteahhitler bunu yapıyor. Sonunda büromuza geliyorlar. Proje yöneticisi arkadaşımıza teklif ediyorlar. Diyorlar ki has mimarlığı bırak, gel sen yap bu projeyi bize. Nasıl olur diyor, nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Reddediyor tabii. Sonra projeleri aldılar ve kayboldular. Alacaklarımızı da alamadık. Yaptığımız projenin son aşaması da gitti elimizden. İsterseniz Basra'ya gidin. İsterseniz dava için, isterseniz kavga edin. Ne yapabilirsiniz bilmiyorum. Basra'da ne yapılabilir? Kaynayan bir Orta Doğu. Bu da Riva için bir ara sınırlı bir proje yarışması yapılmıştı ama o yarışma hiç sonuçlanmadı. Zaten bunu yapan dernek de galiba dağıldı. Şimdi işte Galatasaray'ın bir takım tasavvurları var. Bu başka bir projemiz şeyde Gürcistan'da. Bu şimdi Boğaziçi Üniversitesi için tasarladığımız bazı şeyler. Bu ING Bank Kahramanmaraş prefabrikasyon sistemiyle yapıldı bu. Ve bence başarılı bir örnek oldu. Nitekim prefabrik birliğinin de ödülünü kazandı son dönemde. Tamamen prefabrike elemanlarla yapılmış bir organize sanayi bölgesi yapısı bu sözde ama operasyon merkezi içinden başka bir ING Bank iç uygulaması, bu da Kristal Kule 2014 Emporis Skyscraper şeyini kazandı. Bunu IMP bürosuyla birlikte şey yaptık. Proje müellifi bizim Ayşe'dir. Evet, değişik görünüşler. Sanıyorum ki Rumeli Caddesi üzerinde değişik olan, değişik anlayışı yansıtan kutu kutulardan farklı. Bir de şu anda o kadar sıkışık olmaya başladı ki orası komşu mesafeleriyle gökdelenler yapılıyor. Yani 3 metre bu çekiyor, 3 metre öteki çekiyor, bir gökdelen çıkıyorlar. Bunlar olmayacak şeyler ama maalesef bizim belediyelerimiz plan yapmayı değil, plan değişikliği yapmayı severler.
evet, yayınlara falan gelince, işte benim hayatım biraz böyle geçti vaktiyle, yıllar önce kesip biçerek tipo baskı sırasında ilkel yöntemler, Mimarlık ve Sanat Dergisi'nden bir örnek, yıllar öncesinin benim ilk sözlüğüm 1975, şu anda 14. baskısı çıktı bunun ve her defasında 3000 basılıyor. Bu hemen ona ilave İngilizce, Fransızca, Türkçe sözlük. Çünkü ötekinin hazırlıklarını yaparken bunun sözcükleri birikmiş oldu. Bu da Paris'te yayınlanan bir sözlüğüm. Architecture et Bâtiment, Architecture and Building diye yayınlandı. Le Moniteur yayın evi. Tamamen kendileri için yani. Türkiye ile ilgisi yok bunun. Fransa için, İngiltere için. Evet, benim sözlükler Fransa'da yayınlanan 3 dilde, 2 dilde ansiklopedik sözlük ve mimarlık cep sözlüğü. Mimarlık cep sözlüğü nereden çıktı? TÜBA bir sosyal bilimler sözlüğü çıkarmaya niyetlenmişti. Onun mimarlık bölümünü sen yapar mısın dediler bana. Daha doğrusu bir ekip kur yap dediler. Ekibe lüzum yok ki, ben dedim zaten yaparım onu. Hazır. Onun hazırlığını yaptım, fakat onların çalışması, işte TÜBA da biliyorsunuz sonradan kabuk değiştirdi. Son zamanlarında herhalde sıkıntıları vardı. Çıkması epey zaman aldı. Ben de o yaptığım çalışmayı cep sözlüğü olarak yayınladım. Resimli olarak yayınladım. Tabii onlarda resim yok. Daha sonra o sözlük çıktı. Sosyal Bilimler Sözlüğü TÜBA'nın var. Evet, kitaplar, makaleler, işte burada da var. Yapı Dergisi, tabii bizim çok övündüğümüz bir yayınımız. Yapı için bir mimar arkadaşımızın yaptığı anlamlı bir karikatür, Deniz Dokgöz. Bir takım ödüller var, işte içeride, dışarıda bir şeyler var. Ama bunların tabii en önemlisi Fahri Doktorluklar. Hani işte bunlar aferin. Böyle aferin diyorlar. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin doktora töreni. Rektör ve dekan. Ben orada bir konuşma yapıyorum. Bu toplu resim. Bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Ayhan Alkış rektör. Orada konuşma yapıyorum. Bu da son olarak Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde verilen onursal doktorluk. Bu da töreni. Evet efendim, teşekkürler. Şimdi teşekkürler bitmedi. 2 dakikanızı daha alacağım. İzniniz. Şimdi öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum. Ülkemi yücelterek bana yaşattığı gurur için. O olmasaydı biz buralarda olmazdık. Nerede olurduk bilmiyorum ama başka bir şey olurduk. Anne ve babama, anneme babama olağanüstü özenleri için, özverileri için. İlkokul öğretmenim Perihan Ongan'a, beni çalışmaya kamçıladığı için. Eşim Hayzuran'a, bir yandan aklımı başımdan aldı. Bir yandan da aklımı başıma getirdi. Onun için teşekkür ediyorum. Ve eyvah. Bütün yaptığım çalışmaların görünmez kahramanıdır. Bunu söylemeyi bir borç biliyorum. Bitmedi Sami. Teşekkür çok. Kızım Ayşe'ye gerekçesi bana babalığı tattırdığı ve öğrettiği için. Damadım Mehmet Erktin ve torunum Ali Erktin'e hayatımıza renk ve anlam kattıkları için. Profesör Doktor Bülent Özer'e beni yayıncılığa başlattığı için kendisini sevgiyle, rahmetle bir kez daha anıyorum.
başta hocam Profesör Orhan Safa olmak üzere bütün hocalarıma, Galatasaray Lisesi'ne Tevfik Fikret'in deyişiyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirdiği için ve beni de yetiştirdiği için tabii. İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne beni, eşimi ve kızımı mimarlığa hazırladığı için ve bugün bana bu olanağı veren, her zamanki yuvam olarak kabul ettiğim Mimarlar Odası'na teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii sizlere de gelip burada beni dinlemek inceliğini gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben buradan herkesin de duyması için mikrofon başına geçtim. Doğan Bey'e hem konferans için hem de gerçekten Mimar Olsun'a destek vermeye devam ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Mimar Olsun'un İstanbul Şubesi'nin aşağıda hemen altımızda bir kütüphanesi var. Benim iddiam Türkiye'deki en büyük mimarlık kütüphanesidir. Bu. Bu kütüphaneye iki katına çıkartan bir bağışta bulunan Yapı Endüstri Merkezi'ne aslında Yapı Endüstri Merkezi adına da asıl şeyi Doğan Hasol Bey'e bu bağış için 10.000 civarında kitap bağışıydı bu. Huzurunuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir dakika biz, affedersiniz bir şey unuttuk galiba. Sorularınız var mıydı? Memnuniyetle. Ben biraz zaman ayırmak istedim sorular için. Varsa onları da görüşelim. He, burada var. Öyle mi? Buyurun. Buyur Mete. Evet, buyur Mete. Burada mı konuşayım? Peki, tamam. Doğan Hasol'la bizim bir ortaklığımız var. Aynı kozmopolit şehirde yaşamışız. Ve şehrin en aslında seçkin bir bölgesinde ergenlik çağımızı geçirmişiz. Çok önemli bir olay bu, iyi bir mimar olabilmek için. O açıdan aslında acaba şunu söylemek istiyorum. Bugünün, demin de saydınız, çok okul var aslında. O okuldan çıkan dolu mimarlar olacak arkadaşlar var. Onların oturduğu, yaşadığı, işte ergenlik çağlarını geçirdiği, mesleki atılımlarının, ilk atılımların yapıldığı yerlerde bu ilişkiler nasıl organize ediliyor? Çünkü aslında mimar olmak aslında yaşamı bilmekten geçiyor. Sizin aslında hayatınız da burada bize anlattığınız kadarıyla çok önemli bir yaşam öyküsü. O açıdan size büyük bir aslında olanak sağlanmış yani. Aileniz, işte eşiniz, çocuklarınız ve meslektaşlarınız. O da çok önemli bir olay. Ben şimdi şu anda aslında mimarlığın geleceği açısından şöyle bir büyük bir boşluk hissediyorum. 1990'lardan itibaren mimarlık mesleği yok olmakta. Neyse Mete'ciğim kısa tut. Yani sabrını ben de soracağım, sorum şu. Sen Doğan, aslında biliyorsun bu işte şu önemli. Yani siz bu kadar deneyimden sonra mimarlığın geleceğiyle ilgili bir iki laf etmenizi rica edeceğim. Valla geleceğiyle ilgili değil ama şu anda bitirdiğim bir kitap var. Yakında basılıyor, çıkacak. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı. Şimdi o kitabın sonunda bugüne de değiniyorum. Yani son sözde bugüne de değiniyorum. Bugün ne durumdayız? Onu da anlatıyorum. Burada anlatmayayım da kitapta sürpriz olsun. Teşekkür ederim. Mete'ciğim çok zor soru. Uzun uzun konuşmak lazım. Kitap tamam. Okursan alıyorsun. Evet. Başka soru var mı? Var. Şirin Bayram. Evet. Doğan Bey, neden mimarlık diye sormak istiyorum. Mimarlığı nasıl seçtiniz? Çünkü mimar oldum. Üniversitede? Üniversitede şu vardı. Yani benim iki tercihim vardı. Söyleyeyim, bir tanesi hariciyeci olmak. Yani o dönemde yurt dışına çıkmak falan çok dertli bir şey. Çıkamıyorsunuz. Hariciyeci olursam çıkarım, dünyaya açılırım diye düşünüyordum.
Fakat son yıl babam ciddi bir kalp krizi geçirdi, hastalandı. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde burslu kazandığım halde İstanbul'da kalmak için mimarlığı seçtim. Mimarlıkta istediğim mesleklerden biri zaten, iki tane şeyim vardı. Öyle. O bakımdan yani ben tuttuğum işi iyi yapmak istiyorum. Bütün mesele o. Benim için mimarlık. Teşekkür ederim. Başka? Yoksa çok teşekkür ederim. Güzel anlatmışım herhalde. Hiç soru yok. Thank you.